for bad romance. Baby can't work for ain't no chance. Ain't no chance. İyi misin nene? Aman oğlum. Ay oğlum, romatizmalarım azdı. Ay azan romatizmalar. Arkadaşlar yine birkaç gün aradan sonra, bir hafta mı artık bilemiyorum, yine tekrar birlikteyiz. Hot Wheels mini dizimizin 3. videosuyla birlikteyiz. Ya üstümüzdekiler hiç değişmiyor. Aynen. Meşhur filmlerin serisi gibi düşünün bunu. Sizin için burada premium Hot Wheels açıyoruz. Çok mu gölge oldu orası? Yo, gayet güzel. Manzaramız yine aynı. Güneş gitgide öbür tarafa doğru gidiyor. Az sonra videomuza başlıyoruz. Hatta başlayalım. Şimdi arabaların tersi dönmüş. Allah'ım bana güç ver. Allah'ım bana. Videoya başlamadan önce yine hatırlatmak istiyorum. Unutan arkadaşlar oluyor. Yani videoyu 1000 kişi izliyor, 1000'inde hoşuna gidiyor, 100 kişi abone oluyor. Unutmayın. Abone ol kısmına tıklaman kolunu yormaz. Burada emek var. Like atın, yorum yapın, birlikte büyüyelim. Evet, şimdiki serimizin ismi 500 HP serisi. Yani burada görmüş olduğunuz arabalar. Normalde bu seri 10'lu bir set ama ben sadece bu kadarını bulabildim. Maalesef. Elinde eksiğim olan varsa yeşillendirsin. Paslaşırız yani. O yorum kısmına gelsin. Yorum abi. Kısmına damlasın abi. Her türlü takasa varım. Evet. Bunlar 500 HP serisi. Arabalar görüldüğü üzere 500 beygir ve bir tık üzeri olan arabalar. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Normalde 10 tane olması lazım. 2 tane eksiğim var. Kahrolsun. Evet. Üstten başlayalım abi. Üstten başlıyoruz. Herkesin sevdiği bir marka olan Porsche 911 GT3 RS. Sarı renkte. Kartonetin üzerine de böyle çok güzel bir grafiğini koymuşlar. Çok güzel olmuş. Ama abi çöpe atıyorsun kartonları. Ya biz şey sergilemeciyiz. Biz böyle dükkan gibi kartonetle blisterlan saklamıyoruz. Bazıları soruyor abi. Onlara da saygımız var ama. Tabii. Onlara da saygımız var ama biz böyle elimize almayı seviyoruz. Her yiğidin yoğurt işi farklı. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Açalım bakalım nasılmış. Kara surat stili. Vay, gayet güzel. İşte modeli böyle incelemek insana keyif veriyor abi. Ve işte demin hani o kadar mini GT aç, işte ne bileyim özel seriler aç, ondan sonra gel böyle detaysız. Kuş geldi. Kuş geldi. Merhaba güvercin kardeş, yer misin? Sen alıp götürsen ne yaparsın? Yer misin? Ye. Mısır sandığı. Mısır sandığı. Mısır tanesi. Spoiler'ın ucundaki bu siyah renk detayını çok beğendim. Buradaki striplerle beraber de uyumlu olmuş. Farlara da karartma yapmışlar. Alt tamponun alt kısmında bir lip var. Güzel. Spoiler'ın üzerinde Porsche yazıyor. Güzel bir model. Sıradaki aracımız bütün gençlerin rüyasını süsleyen Ford Mustang Shelby. Bu arada kuzenim Hasan'a da selam söylüyorum, o da Mustang'ci. Hasan'a buradan selamlar. Şerit yapmışlar üzerine. Kaputtan tavana doğru uzanan şeritler var. Stopları ulan yapsak mı yapmasak mı yapmışlar. Aynen. Az kıymalı pide gibi. Yani. Az kıymalı pide gibi. Far yok. Izgara girişleri güzel. Jantlar iyi. Plastik tavan. Plastik teker. Normal regular seri yani bunlar. Döşemelerini falan güzel yapmışlar. Porsche'un yanında bir tık sönük kalmış ama. Aynen öyle. Bunu da koyarız. Sıradaki aracımız biraz zengin kesime hitap eden ama zengin döşemeleri olmayan. Aynen. Bu da yeni kavram. Bentley Continental Super Sport. Bak küstü sana, yarım açıldı. Oğlum blister'ı parçaladım lan. Ha, kağıdı duruyor. Bir Erol Taşlık yaptık gene, hadi bakalım. Ne hikmetse bu seride böyle bir strip merakı var. Böyle bir şerit çekiyorlar arabalara. Bilmiyorum. Gayet güzel bir model. Rengine bayıldım. Hafif bir sim atmışlar boyanın üzerine ama çok böyle detaylı bakınca belli oluyor. Farları güzel. Aa, stop var. Şaşırdığımız şeyler. Stop yapmışlar. Keşke plakada koysalarmış. Burada. Ve gelelim yılana. Dodge Viper'ın dizisini hatırlayanlar likelasın. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Vişne çürüğü renginde 2013 model bir Dodge Viper açıyoruz. Söylememe gerek yok yine stripli. Arabanın renginde stop, stopun renginde araba olduğu için burası çok karma karışık bir şey olmuş. Ama far detayları güzel. Logosuna varana kadar yapmışlar. Logosu görünüyor burada. Dodge logosu. Gene plastik taban. Plastik teker.
Çok alışık olmadığımız bir araç. Cadillac GTS. Açalım. Özel güvenlik. Ben de özel güvenliğim he. Ona göre. Özel ve güzel güvenliğim ben. Yani özel günler. Ön tarafındaki ızgaralara böyle kapalı bir şey yapmışlar. Ne bu? Radyatör mü? Ne bu? Tam olarak seçemiyorum. Stop ve difüzörlü tamponlar. Güzel. Çift çıkış egzoz var. Gene Cadillac ve GTS logoları mevcut. Kapının yanına bir tane böyle bir şerit atmışlar. Güzel model. İdare eder. Bu Cadillac. Kadir. Kadir. Kadir abimizin. Ve yine bir Mustang 2010 model GT500 Super Snake. Aklıma Ford Mustang oyunu geldi. PlayStation 2'de bir oyun vardı. Sırf Ford'lar vardı oyunda. Doğru. Böyle bir oyun vardı hatırlıyorum. Bordo mavi, bordo mavi canım Trabzon. En büyük Trabzon. Hey! Buradan Trabzonlulara selam yolluyoruz. Babam aleyküm selam diyor. Baban Trabzonluydu doğru. Gene mavi şeyler, şeritler atmışlar. Stop detayı yok. Far detayı yok. Jantlarını beğendim ama. Hot Wheels regular serilerin bu jantlarını seviyorum. Sadece bu jantlarını ama. Tabanda yine şeritlerimiz mevcut. Güzel bir model. Ay kanka eline tükürdüm pardon. Ve sıradaki araba 2012 model Corvette Z06. Güzel bir renk seçimi olmuş. Sevdim. Kırmızı beyaz Corvette logosu. Farları nasıl yapmışlar Allah bilsin. Stoplar şaşı. Damlatmışlar, mum damlatmışlar. Mum damlatmışlar. Dört çıkış egzoz var. Jantların yanında kırmızı şeritler var. Arabanın kırmızı şeritlerine uyumlu olsun diye. Arabanın ön konsolunu güzel yapmışlar. Buradan içeriği net görebiliyorum. Güneş ışığı sağ olsun. Tepemizden de güvercinler uçuyor. Güzel bir model. Ve son arabamız. Gerçi son araba değil de o iki taneyi elde edince son arabalar onlar olacak. 2012 model Camaro Concept. Concept Design. Benim kuzende vardı Camaro. Hey, buradan Sertaç'a da selamlıyoruz onu. Abi kardeş selamlıyoruz onu. Ya yemin ediyorum. Oo, bu seferki biraz farklı. Daha detaylı, daha estetik düşünülmüş. Kaputtaki kabartmanın üzerinde Camaro'nun model etiketlerini görebilirsiniz. Stop yok. Neden yok? Şuraya bir damlataydınız ya şöyle ojeyle mojeyle. Şeytan diyor evde bunlara giriş. Ön kısım bayağı güzel. Izgaralar gayet güzel. Beğendim. Jantlar da yine bildiğimiz gibi. Bu da bonus. Ben bu arabanın gelmesini 3 yıl bekledim. İngiltere'deki bunu satan adam 3 sene bu modeli bana yollamadı. Konur Alp arkadaşım sağ olsun o aracı olmuştu bunu almam için. Bu da 1964 model Lincoln Continental. Amerikan başkanı Kennedy'nin suikaste uğradığı arabanın moru. Siyah da o araba ama bu mor. Bunun siyahı da var sende. Var var siyahı da var. Bende bunun rahat bir 20-25 tane varyasyonu var. Onlara da bir ara ayrı bir video yapabiliriz diye düşünüyorum. Yaparız değil mi Mesut? Yaparız yaparız. Ya film serisi falan ya bayağı özel videolar var. Polis arabaları, SWAT. Yapacağız. Hepsini yapacağız. Allah'ım niye açamadım? 3 yıl bekledim kardeşim. Abi 3 yıl ya. Snoop Dogg'un arabasına benziyor. Kaputun üzerinde böyle bir motif yapmışlar. Çok güzel. Döşemeler beyaz. Tam bir Amerikan klasiği. Çok güzel bir model. Metal taban ama normal teker. Bu da böyle bir Amerikan klasiği. Bunu da böyle koydum. Ne kutu açtık be. Ulan ellerim acıdı ya. Hot Wheels mini dizi serimizin 3. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Altta parçalanmış kutularımız var. Rüzgar. Bizim de boğazımız parçalandı konuşmaktan. Videoyu beğendiyseniz
Sen de. Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı ne olur unutmayın. Ya oğlum gözünüzü seveyim ya, abone olun be. Azıcık şu kadar abone olun lan. Tinerci gibi. Kapşonu da takmışım tinerci gibi. Saatmiş mini dizimizin 4. bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baby come over, leave your man. Straight to the sofa, barrel man. Baby can't work for.